Biz arkadaşlar hiç anlatmadık ne yaptığımızı. Şimdi bir ufak Oğuz'la anlatalım. Sabahtan beri öndeki sahnelerde var zaten, göreceksin sanayide. Ama kısa kısa çekebildim işte, şarjımız falan bitti. Şu anda olan tam gelinen nokta bu. Resimlerde koyacağım, fotoğraflarda arkaya. Neydi sorunlarımız Oğuz? Başta sen yani anlat. İlk başta motoru biz bu şekildeyken sökmeden önceki sorunlarını anlatayım. Biz ilk motoru aldık, şu bölgeden full yağ akıyordu. Yani bu alt tarafın yağı, bunları temizliyorum şu an. Bakın şuradan göstereyim hatta, yani her tarafı pislik içinde. Buradan yağ akıyordu, biz bunu söktük önce Onur'la. Baktık hani içeride ne var diye. Bunu sökerken civataların yalama olduğunu gördük. Civataları aldık, kapağı aldık dışarı. Alttaki civataların oturduğu yerler, dişi kısımları artık yalama olmuştu. Onları sök. Yani civat, bu üst kapak tam oturmadığı için yağ akıtıyormuş. Yani kümbütör kapağı tam oturmuyordu. Sonra üst kapağı egzantriyi aldık. Saplamaları söktük. Çıkarttığımız zaman Sibop'u çıkarttık. Sibop'un içinde zaten videolarda da var. Gösterir Onur, onları koyar oraya. İçerideki egzoz Sibop'u artık bitmişti. İçine kaçıyordu. Valfe küt içeri. Küt yapıyordu, bastıramıyordu. Yay basam büyük ihtimalle egzantri gittiremiyordu. Onur çünkü çalışmıyordu motor diyor. Sesi bir garipti. Ondan sonra sökünce her şey ortaya çıktı. Sibop'unu değiştirdik. Sibop takımı aldık komple. Hazır egzoz valfi bozulmuşken emmeyi de alalım dedik. Emme valfini de sıfır aldık. Yaylarını da sıfır aldık. Bütün lastikleri falan içinde kit olarak aldık hepsini. Yani üst kapak komple işlemden geçti aslında. Yani işlem dediğimizde. Komple aslında yapıldı. Her şey temizlendi. Güzel valfte 1 milim büyük valf aldık. Zaten aldığınız zaman direkt standart valfler birazcık daha orijinalinden çok az daha büyük oluyor. Sonra ben de takarken üst kapak bu pis durumdaydı. Onun da videosunu çektim hatta. Bunu en son parlattık alüminyumla, keçeyle üstünden geçtik komple. Daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yaptık. Bunu daha temiz olsun, akıntı olduğu zaman daha rahat görelim diye. Bir bujiyi yaptık, taktık üzerine. İçine evet. İç egzantriyi değiştirdiğimiz sahneler de var. Eskisiyle yenisine geçişini yaptığımız onları da gösterdik arkadaşlar. Şu anda durum bu. Bujiyi taktık malzemeler üzerinde. Plastikleri falan Oğuz üzerine gerekli parçaları takıp egzozu takacak, sonra marş basacağız. Bakalım ama heyecanlı böyle yaklaşıyor yani. Evet, marş göreceğiz. Basacağız. Göreceğiz. Evet. Öbür söktüğümüz şu parçaların da hepsini göstereyim şöyle. Yani bunların hepsini artık ezberlediniz, hep çektim. Üstünü önce sürüyorum. Her tarafına yediriyorum. Sonra bir süre orada tiner. Orayı yumuşattıktan sonra sildirsek daha güzel çıkıyor malzeme. Zaten içerideki malzeme pislikle. Ya zaten yılların biriktiği yağı, tozlu yağ, pisliği evet. Her türlü pislik var yani. Orada zaten çıkmaya başladı. Yani bir marşını yapacağız diye başladık, komple bir piston değişmedi yani. Bak kardeşim, orijinal tam bak videonun arka plan fotoğrafını buldum ama ne. Güzel. Bu arada ben de biraz daha motorun iç demirlerini temizledim. Şu bölge çünkü kullanılacak bölge arkadaşlar. Açıldığında burası görülecek. Tinerle bayağı bir girdik. Şimdi burayı normal ayarları boyadık. Burayı boyamayacak mısınız diye buraya gelip soran arkadaşım oldu. Böyle soru gelecek soru için arkadaşlar. Orijinalde şimdi custom bir şey yapıyor olsak boyarız kesinlikle ama yani şu anda bu orijinal olacak. O yüzden orijinal hiçbir şeyine dokunmak istemiyoruz. Yani o yüzden o fabrika nasıl boyadık sonra soruya kalacak yani. Toplamada. Bundan sonra karbüratörümüzü takacağız. Tabi karbüratörün girişinde bakın flanşında ufak pürüzler var. Bunların temizlenmesi, polişlenmesi lazım. Çünkü buradan eğer karbüratör hava alırsa motor düzgün çalışmayacaktır. Şu parçayı da göstereyim. Bunu da takmamız gerekecek. Bunların hepsini güzelce şimdi temizleyeceğim. Oh!
evet arkadaşlar, herkese merhabalar öncelikle. İkinci partla birlikte sizlerleyiz. Bugün motoru toplayacağız. Artık motoru üzerine attık, onu son sahnede çekemedik. Ya son sahnede var mıydı lan üzerine koyduğumuz sahne? Yoktu herhalde ama bilgisayarda olması lazım yani, onu da koyacağız herhalde. Şimdi marşa basamamıştık makineyle, marşında sıkıntı vardı yani akü bitikti. Sizle birlikte bir daha marşa basacağız, motoru çalıştıracağız. Bir ufak motoru çalıştıktan sonra da artık ufak ufak işte amasörünü falan motoru toplamaya başlayacağız. Şu anda zaten ufak ufak temizliyorduk. Hadi hep beraber yine çalışalım bakalım. Oğuzcum, herkese iyi seyirler diyoruz arkadaşlar. Şimdi... Ursula. Vur bakalım marşı. Üste! Çekme bir daha. Niçin? Şey kısık ya. Rolanti kısık. Rolanti kısık. Olsun güzel. Hava fitnesi takılı değil ya, boğuldu. Yani daha sonra stop ederse de diyecek bir şey yok, güzel. Böyle alalım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Evet, yorumuna bakalım Oğuzcuğum. Şu an güzel çalışıyor, hava fitnesi de yok aslında ama. Evet evet. Rolanti de güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Bunların hepsini yeni yaptık baştan. Buralarda hep yağ kaçakları vardı. Şimdi onların hiçbiri yok. Aynen. Şu anda i̇şte burada sorunumuz yoktu zaten. Videoda da var o kısımda. Bir tek şu daha kaldı işte. Buna evet, ayarlayacağız. Bunu sıfır aldık ama şu sıktırma olmuyor nedense. Herhalde aynı orijinal olmadığı için öyle olduğunu düşünüyoruz değil mi? Büyük ihtimalle yan sanayi parça olduğu için tam hani milimetreler konuşuyor çünkü burada. Evet. Kavramadığı için direkt boşa sarıyor, yalama yapıyor. O yüzden bize çok basmadık, çıkartacağız. Evet, ufak ufak artık stop edelim, toplamaya başlayalım. Burası neye bağlıydı? Tüm travalandırma. Yani o gelecek boruyla yani bağlıydı herhalde ya. Ne diyorsun ya? Tamam, onu kapatırız. O pisle gidiyor. Aynen, muhtemelen. Güzel yani. Evet. Ama temizliği
Şu anda saat gibi. Evet, bizi bayağı bir yordu ama keyifli oldu makine ya. Şimdi ufak ufak her parçası da takılıyor. Al sana toparlak. Amatörüne güzel bir cıvata alacağız o sadece. Zaten kupayı koyduğumuz anda bitiyor.